Dostlar merhabalar. Son iki köşe taşımız kalmış arkadaşlarım. Ben daha fazla kaldı zannediyordum. 11 taneymiş toplamda. Şu 10'la 11'i de ayrı videoda gömeceğiz artık. Şunları bir halledelim bakalım. Evet, diyor ki bir fonksiyonun grafiğini önce x eksenine göre simetriyi alınıp x eksenine göre simetri alınacak arkadaşlarım. X eksenine göre simetri de şunlar oluyor fonksiyona. Bak, eğer ki fx'in x eksenine göre simetrisini alıyorsan, x eksenine göre y'nin işareti değişir. Yani y bu değil miydi kardeşim? Y'nin işaretini değiştireceksin. Eksi fx yapacaksın yani. Ama yok. Fx'in eğer ki y eksenine göre simetrisini alacaksan da x'in işaretini değiştireceksin. X dediğim şey ne kardeşim? Aha, burada parantezin içinde yazan şey. Onun işareti değişecek. Tamam mıdır dostum? Bak, x eksenine göre simetride y'nin işaretini eksi yapıyorsun. Artıysa eksi, eksi ise artı. Y eksenine göre simetride de x'in işaretini değişiyorsun. O tezatlığı yakalayın arkadaşlarım. O halde şimdi biz neydi? X eksenine göre miydi? Evet, x eksenine göre dediği için x eksenine göre simetride fx'in önüne eksi koyacağız. Yani şu olabilir, şu olmaz. Bu y eksenine göre almış. Burada hiçbir şey yapmamış, bu olmaz. Burada da olabilir, x eksenine göre simetri almış sonuçta. Burada da y eksenine göre almış, bu da olmaz. Bunları sildik. Devamını okuyalım sorunun. Y ekseni boyunca 3 birim yukarı. Yukarı dediği zaman 3 ekliyorduk biz bir fonksiyonumuza. 3 ekleyeceğiz değil mi arkadaşlarım? Artı 3 olacak. Burada eksi 3 var, bu da gitti. O yüzden cevap Bursa geldi Gobeller. Evet, geldik şuna. İkinci sorumuza bakalım ne diyor. Şekilde diyor fx ve gx hx fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir. Buna göre gx ile hx arasındaki olay nedir? Şimdi bakalım gx fx'e göre neler yapmış onu bir görelim arkadaşlarım. Bakın neler olmuş. Şimdi şuradaymış 2, buraya taşınmış. Şuraya gelmiş. Eksi 2 buraya gelmiş kardeşim. O zaman ne yapmış bu adam? Y eksenine göre simetri almış değil mi dostlar? Y'ye göre tutup bunu katlamış. Bak aynısı gerçekten de Y'ye göre simetrisini alırsanız şöyle çıkar. Hani katladığınızda üst üste gelirler Y eksenine göre katladığında. Dolayısıyla Gx neymiş? Fx'in Y'ye göre simetrisiymiş. O halde Gx dediğim şey Y'ye göre simetride ne oluyordu? X'in işareti değişiyordu. O halde X'in önündeki işaret eksi olmuş. F'de eksi X olmuş kardeşlerim. Hemen şıklarıma bakıyorum. Adana'da var, Bursa'da var, Ceyhan'da yok, Denizli'de yok, Edirne'de yok kardeşim. 3 şıkkı sildim şimdi burada kafada. Peki geldik HX'e. HX'de sonucu belirleyecek. Bakalım orada neler olmuş HX fonksiyonunda. Yani FX'e neler yapınca bu HX oluyor. Şimdi bir kere takla atmış değil mi arkadaşlarım yukarıya doğru. Şöyle bir alttaydı bak bu tepe noktası şöyleydi. FX'de şöyleydi. Ve bu yukarıya doğru dönmüş takla atmış. Kollar aşağıya düşmüş yani. Bir kere X'e göre simetrisi alınmış ama durulmamış orada. Yani bir x'e göre simetri alınma işlemi var. İkisinde de var mı x'e göre simetri? Evet, y'nin işareti değişmiş ikisinde de. Ama bakın x'e göre simetrisini alsaydık biz bu fonksiyonu şu f'de göstereyim ben. Şöyle bir şey olacaktı arkadaşlarım. X'e göre simetrisi alındığı zaman şu olacaktı. Ve tam şu birebir noktasından geçecekti şu adam. Birebirden geçecekti. Ama bu buradan geçmiyor. Bir birim daha yukarıya kaydırılmış fark ettiniz mi? Y ekseni boyunca bir birim daha yukarıya kaydırılıp 2'ye gelmiş. O yüzden bir birim yukarıya kaydırılmayı da göstermesi lazım. İşte cevabımız Adana çıktı dostlar. Evet, geldik 11 numaralı köşe taşımıza. Son köşe taşımız dostlar. Şimdi bu kitabı çözerken tarama testlerini falan da çözmeye özen gösteriyorum. Hepsini çözmeye çalışıyorum arkadaşlarım. O yüzden merak etmeyin. Tarama testlerini ve konu testlerini de çözeceğim bu konunun da yine. Evet, 11. köşe taşımızın ilk sorusu bakalım ne diyor? Fx fonksiyonun grafiği A birim sola,
Sola deyince ne demekti? X ekseni doğrultusunda gidiyor. Sol dediği artı deyin demek istiyordu değil mi? A birim ekleyin demek istiyordu. X'e A birim yazın diyor, ekleyin diyor. A birim yazdığınızda diyor, bu fonksiyon çıkıyor diyor kardeşim. Yani x yerine x artı a yazacaksın sen. Şöyle oluyor. X gördüğüm yere x artı a yazarsam x artı a'nın karesi olur. Eksi 4 çarpı x artı a olur. İşte bunu yaptığında diyor yeni fonksiyon x kare eksi 4 oluyor diyor. Hadi bakalım buna göre a kaçtır diye de bir soru sormuş bize. Hadi önce şu sol tarafı bir düzenleyelim. Birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi. Şurayı dağıtalım eksi 4'ü. Eksi 4x eksi 4a eşittir x kare eksi 4. Hafif bir toparlıyorum şurayı. X kare, x'leri bir araya toplayalım. Artı x parantezinde 2a var, bir de eksi 4 var. Bir de artı a kare eksi 4a var. Bu da sabit sayımız. Eşitmiş x kare eksi 4'e. Şimdi iki tane fonksiyon eşit. Hatırlayın fonksiyonların eşitliğini. X karenin katsayısı kaçsa 1 mi burada? Burada da 1 olacak. E zaten öyle. Tamam, x kareler eşit. Burada x'in katsayısı kaçsa, yani 2a eksi 4'müş burada x'in katsayısı. Buradaki x'in katsayısı da o olacak ki burada x yok. Demek ki x'in katsayısı sıfırmış ki yok arkadaşım. O yüzden bu 2a eksi 4 sıfıra eşit olacak. 2a 4, a da 2 geldi kardeşim. Cevabımız Bursa çıktı bile. Evet, geldik 2 numaralı sorumuza. Fonksiyonunun grafiği m birim yukarı ötelenerek. Bak yukarı öteleniyor. Y ekseni doğrultusunda öteleniyor. O halde ben ne yapıyordum? Fonksiyona direkt m'yi ekliyordum yukarı dediği için. Peki böyle olduğunda diyor şu fonksiyon elde ediliyor. Hadi bir şunu toparlayalım önce. Üst tarafı bir açalım. Birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ve ikincinin karesi. Bir de eksi 3 var, bir de m ekledik biz ve bu hale dönüyormuş. X kare artı 2x artı 4 oluyormuş. Şimdi x kareler zaten eşit. 2x'ler zaten eşit. Buradaki sabit sayımız şurası eksi 2 yapar. Eksi 2 artı m'dir. Buradaki sabit sayımız da 4'tür. O halde eksi 2'yi bu tarafa atarsak m eşittir 6. Cevabımız Edirne çıktı arkadaşlarım. Evet, geldim 3. sorumuza. Bakalım bu ne diyor. Fonksiyonunun grafiği bir birim sağa. Bir birim sağa diyorsa sen x gördüğün yere x eksi 1 yazacaksın demekti arkadaşım. Hemen x gördüğümüz yere x eksi 1 yazarsak şu oluşuyormuş. Hadi yazalım. X gördüğüm yere x eksi 1 yazıyorum. X eksi 1'in karesi artı m çarpı x eksi 1 artı 5 yapınca fonksiyon x kare artı 4x oluyormuş. Hadi düzenleyelim burayı. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı, yani eksi 2x artı ikincinin karesi. Şu m'i dağıtıyorum. Mx eksi m oluyor. Artı bir de 5 eşittir x kare artı 4x geldi. Peki x kareler zaten eşit. Onlara bakmayalım. Şunları bir x parantezine alalım mı arkadaşlarım? X parantezinde eksi 2 artı m var. Şurada da 5, bir daha 6 eksi m kaldı. Eşittir 4x. Bak bunun x'inin katsayısı bu. Bunun da x'inin katsayısı bu. O halde eksi 2 artı m eşittir 4 olacak. Hadi eksi 2'yi bu tarafa atın. M eşittir 6 çıktı sorunun cevabı. Evet, geldim son soruma. 4 numaralı soruya bakalım bu amca ne demiş. Şekildeki fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Peki verilsin bakalım. Buna göre aşağıdaki fonksiyonlardan hangisinin grafiği orijinden geçer? Oo, güzel soru. Dostum şimdi bunun şu fonksiyonu öyle bir öteleyeyim ki ben. Şöyle bak, tam şöyle olsun ki orijinden geçsin. Aynen, hiç bozmadan iki birim sola ötelesem orijinden geçmiyor muymuş kardeşim?
Tam 2 birim sola. Peki 2 birim sol demek x gördüğün yere x eksi değil artı 2 yaz demek değil miydi? Sol deyince artı 2 diyordu. Demek ki x gördüğüm yere x artı 2 yazacağım. Fx'di ya bu hani. F'de x artı 2 yazacağım x gördüğüm yere. Böyle olacak. Yani cevap Adana'da zaten mevcutmuş arkadaşlarım. Evet, köşe taşlarını gömdük dostlar. Şimdi bir sonraki videomuzda da tarama testlerini falan gömeceğiz. Hadi bakalım, görüşmek dileğiyle, kolay gelsin.